Bir kayıt. Devam et, devam et, devam et. Yok yok. Devam et. 3, 2, 1 kayıt. Merhabalar, Göktepe kamp alanındayız. Çadırımızı kurduk. Şimdi tabii yorulduk, karnımız acıktı. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Bu kampımızda çok güzel kamp alanı için kahvaltılık tariflerim olacak. Evet, şimdi ilk tarifimizden başlıyoruz. Buyurun gelin bakalım. Merhabalar. Yine bir kamp günlüğünde bir kamp tarifiyle birlikteyiz. Özür dilerim. Bu kampımızda size kahvaltılık tarifleri hazırlayacağız. Kampta yapabileceğiniz veya pikniğe gittiğinizde veya aslında bu tarifleri evde de yapabilirsiniz. Pratik, lezzetli tarifler yapacağız. Şimdi ilk tarifimizle başlayalım. Her ne zaman yapacağız? Ne diyoruz? İyi bir yemek yapmanın sırrı yanan bir ocaktır. Hemen şöyle ocağımızı yakıyoruz. Yaktık mı? Kısık yansın. Tavamızı ocağımıza koyalım. Bir tık daha aç istiyorsanız rüzgar. Yok yok şey. Ben o iş bende. Tamam, o iş sende. Efendim Zeynep Zehra. Şimdi şöyle yarım kaşık tereyağını tavamıza aldık. Şimdi burada nelerimiz var? Yumurtalarımız var. Hemen 2 tane yumurta. 2 yeter değil mi? 3 kırmayayım. 2 tane şöyle kıralım. Turumuzu atalım. Ne yapalım? Hemen yumurtamızı hızlı hızlı çırpalım. Oldukça pratik bir tarif. Evde de yapabilirsiniz bunu. Kampa gittiğinizde de yapabilirsiniz. Çok lezzetli. Çok pratik. Evet, şöyle tereyağımızı bir karıştıralım. Ocağın altını azıcık açalım mı? Açalım. Ben ne demiştim? Ama hazırlık yaparken yağın yanmaması lazımdı. O iş bende. Allah Allah, rüzgar mı çok esiyor? Doğa diyoruz, tabiat diyoruz. Rüzgarın esmesi çok normal herhalde. Allah'ın takdiri diyor. Aynen. Şöyle marketlerde bulabileceğiniz. Ondan bir tane vereceğim anne. Ondan hepinize bir tane vereceğim ama birazcık beklemeniz lazım. Şu gördüğünüz lavaşlarımızdan var. Hı hı. Hemen onu da hazır ediyoruz. Evet. Ne yaptın? Evet, yağımız ısındı. Hemen şöyle yumurtamızı tavamıza alıyoruz. Orada bir seviye farkı var galiba. Kod farkı. Hem de nasıl? Evet, yumurtamızın şöyle gelelim biraz kameraman. Şöyle pişmesini bekliyorum. Üst kısmı biraz çiğ kalacak. Tam pişmeyecek. Şimdi lavaşımızı alıyoruz. Yumurtamızın üstüne bırakıyoruz. Ne yapıyorsun böyle ya? Şimdi bu şekilde biraz pişirir. Tamam. Ee? Sonra hemen bir tabağımızı alıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. Böyle bir sallayıp geliyor mu? Geliyor. Bir dakika, bunun yağı atacak. Yani çarşı bunu çarşı. Şimdi 1, 2, 3. Gerçekten aktı mı ya? Vallahi aktı. Al. Al. Hemen. Diğer tarafı çok güzel oldu. Çeviriyoruz. Bu şekilde çevirdik. Lavaşımızın üstünde pişerken bu defa altını kısıyoruz. Bu defa altını bayağı da kısıyoruz. Kıstık altını tamam şuradan. Kaşar peynirlerimiz var. Dilimlenmiş kaşar da kullanabilirsiniz. Kaşar rendesi de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları böyle üzerine diziyoruz. Güzelce. Sonra aralarına çocuklardan kalmış mı? Kalmış. Salam olur, sucuk olur. Bunları da şöyle güzelce
topluyoruz. Şunu şöyle bırakalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Lavaşımızı şu bir katına alıyoruz. Hop, diğer katının üstüne atıyoruz. Aa. İşte bu kadar. Gözleme gibi bir şey oldu. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Lavaşımızın biraz kızarmasını bekleyeceğiz. O kadar. Altını açmayı düşünüyor musun? Altını açmayı düşünüyor musun? Mutfak işlerimi. Kısık ateşle pişecek. Hiç ağırdan satma kendini. Altını aç. Hadi bir atasözü ver ki koca sözü dinle. Evet. Gördünüz değil. Kameraman şımarma. Bak bak görüyorsun. Kameraman bak, ya bak, şu dakika gayet olamadı. Ya bana laf söylediğin zaman bak, ne oluyor? Tabağın düşüyor. Buraya odaklanır mıyız? Tamam. Yemeğimize odaklanır mıyız? Tamam. Şöyle şimdi bunun pişmesini bekliyoruz. Kaşarlarımız eriyene kadar. Şöyle bir tarafı pişince. Kaşarların erip erimediğini gösterir misin? Ne? Onlar yok. Daha erimediler. Erince göstereceğim. Hemen şöyle bir, iki, çeviremeyeceğim dur. Birazcık daha erimesini aldım. Spatula olmayınca tam biraz zor oluyor. Hemen şöyle bir, iki, diyemedik. Bir, iki, üç. Sonunda. Diğer tarafını çevirdik. Üçüncü kez denemede başarısız olacağını hiç düşündün mü? Başarısız olacağını hiç düşündün hangi mü? Hangi konuda? Çevirememe konusunda, kıvıramama konusunda. Sence? Bilmiyorum ki, soruyorum sana. Olabilir. Geçen de aşağıdan bir yaptı, yemek yaptı. Hı-hı. Yemeğin kesildi. Aa dedi, niye böyle kesildi bu? Çocuklar acıktı galiba. Çocuklar acıktınız mı? Nasıl bir şey olacak şimdi? Bak şöyle göstereyim mi? Aa, güzel, evet, evet. Ya böyle bir şey oluyor. Ortam nasıl Ülkü? Bu bu şeyi, tabiat parkını biraz tanıtır mısın? Neresi tam? Burası Gökçetepe Tabiat Parkı. Orman alanı içerisinde. Burası bizim kamp alanımız. Kamp alanının bitişi şöyle ağaçların arasından görürsünüz. Hemen sahil, deniz. Buranın bir bu kısmı var, bir de az ileride biraz daha ufak bir kısmı var. Sahili kum, güzel şeyler yapmışlar. Neyler? Ne diyorlar onlara? Şezlong mu? Yok, şezlong değil. İskele, bari iskele. Ha, iskele yapmışlar. Ha, iskele. Onlar çok iyi oluyor. Dubaları çekmişler. Ayrıca tesisin, kafeteryası olsun, restoran olsun, lavaboları, mutfakları, banyoları oldukça temiz, oldukça düzenli. Yani İstanbul yakınlarında tercih edebileceğiniz güzel kamp alanlardan birisi Tekirdağ Keşan'da. Evet. Evet, şimdi şöyle hemen yemeğimize bakıyoruz. Ya şuna bir bakın ya, şuna bir bakın ya. Oh. Şuna bir bakar mısınız? Çok güzel. Nasıl lezzetli, şahane bir şey. Yiyecek misin onu sen? Hı? Yiyecek misin? Sıcak yiyemem. Nasıl ya? Bir dene bakalım. Hı? Bir dene bakalım. Sıcak ya. Çok mu? Hmm. Ama çok lezzetli. Hmm. Valla güzel. Can çok mu sağ ol? Vereyim sana. Çok mu sıcak? Ben yiyemem sıcak. Ama lezzetliye benziyor. Hı? Güzel bak. Arasında böyle kakao, peyniri, salama, yumurtası. Yani bunu ye, yanına bir çay deme. Çok güzel. Ne yapıyoruz Ülkü? Şimdi çevireceğiz. Hadi bakalım çevireceğiz inşallah. Çok umudum yok çünkü yapıştı gibi bir yerde. Ta-ta-ta-ta. Fokus, fokus. Altını kırk bence, yapıştı daha fazla pişmiş. İşte pişer de kalkar aslında. Bir, iki, üç. Ta 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 ta. Oo, çok güzel.
Kameraman, gözünüzde olsun. Bak böyle ne yapıyoruz? Hemen hop ikiye katlıyoruz. Sonra peynirler eriyip de dışındaki lavaşımız hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Bu kadar. Acıktık mı? O zaman başlayın yemeğe. Nasıl? Sossuz abi ama çok güzel. Nasıl? Güzel. Yani güzel. Kameraya bakarak güzel deseydin keşke. Güzel.